geldiniz. Aha. Adnan. Hayda. Kolay gelsin. Aman Allah'ım, ben nereye geldim böyle? Durun durun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Nasılsınız? Sağ olun. Ben sizi tanıyorum. Nasılsın abi? Merhaba Adnan, nasılsın? İyi misin? Nasılsın? Merhaba, nasılsınız? Nasıl gidiyor? İyi vallahi ya. Hoş geldiniz. Emre, öpme. Çok iyi gördüm sizi. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Hoş geldin abi. Önce fırça yemeyeceksin. Sağ ol. Sen nasılsın? Hoş bulduk. Hiç öpmene gerek yok. İyiyim. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Hadi bu tarafa alalım. Az geldi. Buradan saz. Nasılsın? Sağ olun. Hadi bakalım. Merhabalar. Hoş geldiniz. Çok heyecanlıyım. Yok, heyecanlanacak bir şey yok. Merhabalar. Nasılsınız? Sağ olun. Buyurun oturun, şöyle rahat edin. Sanki evden buraya ışınlanmış. Güzel mi? Vay vay. Evet. Ciddi bir şey var. Daha önce bir damatı bakalım, görelim. Nasıl bir adam? Düğünde çalarsın. Ama sen cezalısın. Bu arada hayırlı olsun. Niye? Sen söz yaptın, nişan yaptın, hani hiç... Bizi çağırmadın. Abi ben bile bilmiyorum. İnan benim, ben bile bilmiyordum. Buraya mı oturuyorsun? Şöyle oturuyorsun. Çok aceleye geldi o. Tamam. Ben şöyle oturayım. Sazlı, sözlü artık. Bir söz. Keseriz. Çay içeriz ya. Adnan, Ünal abime bir tane çay çek. Dur hemen getireyim. Ben açık çay alayım. Açık. Bir tanesi açık olsun. Az şekerli. Şekerini katın. Hadi oğlum Adnan, hadi. Hadi. Göster bakalım hamaratları. Hadi bakalım. Aslan parçası. Bardaklar da orada. Nasılsınız? İyi valla, sağ olun. Siz nasılsınız? İyiyiz hamdolsun. Gördüğünüz gibi işte. Nasıl görüyorsunuz? İyisiniz ya. Değişmemişsiniz hiç. Değişmemişsiniz hiç. Daha gençleşmişsiniz. Özlettiniz siz de yalnız. Çağırmadınız ki. Bir geldiniz, boğaladınız, bir daha çağırmadınız. Ağzımıza bir parmak... Bal çaldınız, ondan sonra gittiniz valla. Yaparız bundan sonra ya. Balı sakladınız. Yaparız bundan sonra, işleri düzeltelim de. Heh, evet Allah. Ondan sonra. Tamam. Bakalım şöyle bir, esas ciddi meseleyi bir halledelim de. İzmir. Onu ayrıyetten özel olarak İzmir konuşacağız. İzmir güzel ya. Sıcak mı orası şimdi? Yok. Sıcak. Hadi ya. Valla sıcak, çok sıcak. Bayağı sıcak. Kaç derece? Bizde kar vardı geçen hafta. Öyleymiş ya. Abi kaçırdınız. Öyleymiş. Kar vardı, kaçırdık. İlk defa kar görecektik. Kardeşim diye söylemiyorum ama. Menemeni çok güzeldir. Hayır. Kendisi de çok. Dur bakalım abi ya. Senin söylediğin olmaz. Evet. Ben kendimi kendim tek tek soracağım hepinize. Ben fikrimi söyleyeyim de. Bizi de burada izliyorsun, tanıyorsun az çok. Biz fikrimizi söyleyelim de en azından. Abi söyleyeceğiniz fikrimizi de. Hayır hayır, ben alırım. Ben alırım valla. Tamam kanka, yeter. İkinizi alacağım zaten, hepinizin de. Önce benim görmem lazım bir. Kimdir, neydir? Niye? Nasıl yaşar? Bizdeki model bu işte. Ne yer, ne içer? Tamam da Allah boy boz vermiş, yakışıklık vermiş ama bıyık da vermiş. Çok şükür. Bakalım bıyık da var. Birbirlerini beğenmişler. Değil mi? Çok büyük de bir kat vermiş. Siz çok esprili yapıyorsunuz. Anladığım kadarıyla. Ünal abi böyle bir adam değil mi? Evet. Esprili bir adam. O da öyle. Bayağı iyi anlaşırsınız. Bana da öyle geliyor. Sağlayacaklar gibi geliyor. Bakalım inşallah anlaşırız. Nasılsın sen? Keyfiniz nasıl? Sağ ol, sağ ol. Sen nasılsın? Valla biz de işte arkadaşlarla öyle iyi sohbet muhabbet halinde. Seyredeyim ya. Kuzu. Kuzu kesin. Ya ben sizde kafam olmazdım ya. Aklı veriyor musun? Ya ben bunları not ediyorum şu anda. Aynen. Nedir? Kimdir? Kimlerdendir? Evet. Dediğim gibi yakışıklık vermiş, boy vermiş Allah, ama bakalım bir de karakterine bakalım. Şöyle. Bakalım. Toprakta çapa yapabilir misin? Biz öyle bir damat isteriz. Kolların güçlü mü? O konuda. Tabii. Bakalım baldırlar kuvvetli mi? Sonra baştan çıkıp oyundan posundan çok karakter vermiş. Evet. Bakacağız, göreceğiz artık. Yani çalışmayı severiz. Köy ortamında da çok çalıştık. Tırpan bizden gelirsin yani. Çok güzel. Öyle şeyler olmaz o. Muhabbetler olmaz. Geleceğim köy işinden anlayan. Bu yemekleri biz boşuna yemiyoruz. İç güveysi mi gidiyorsun? Vallahi galiba öyle şu anki durum. Tabii ya, olursa İzmir'e tabii damat alacağız İzmir'e. Ceyda'yı göndermez misiniz yani İstanbul'a falan? Ne tarafa? İstanbul'a ya da Karslı zaten Adnan'ın bir tarafı Kars'a. Evet. Mı? Ankara'da yaşıyorum. Ama Ankara'da yaşıyorsun. İstanbul'da yaşıyorum ben. Sen ailen, İstanbul'da yaşıyorsun, ailen. Ailem Ankara'da. Ailen Ankara'da. Hı-hı. Yok canım, artık İstanbul'da yaşıyorum. Ama ileriki, aynen, ileriki zamanda İstanbul. Ya tabii ya şey İzmir, olduktan İstanbul sonra olursa tabii bu nasip olursa tabii canım. İnşallah kısmet. İster İstanbul'da olur, ister Ankara'da olur. Hiç fark etmez. Tabii tabii hayırlısıyla. Doğuda olur, ister kuzeyde olur, ister güneyde olur. Kesinlikle öyle. Hiç fark etmez. Ama ben İzmir'de olsa daha iyi olur. Ya ben de İzmir'i çok seviyorum. Bence uzak olsunlar, gezmeye gideriz. Yok, daha iyi değil mi? Ben kızımı uzaklara veremem ben. Yani nacizane benim fikrimi beyan etmem gerekirse İstanbul'da adam bitti, burada da bitti. Adnan'ı seçti. Öyle mi? Kim? Bir kere doyuramaz, ben size söyleyeyim. Doymuyor. Mümkün değil. Büyük bomba ortağından. Ortağım. Tamam, öküz ölü ortaklık bitti abi. Ben söyleyeyim yani. Az önce menemenini yedin adamın. O seni doyurdu ama. O orada gitti, Mehtap'a aynı şeyleri söyledi. Evet. Murat'ın dövmesi var. Öyledir, sen hiç gördün mü, okudun mu? Vay. Masraflı damatım yani şimdi. Yani doymuyor yani. Adam doyacağı kadar kazanır canım. Ama Ceyda da güzel yemek yapıyor şimdi. Aramızda Ceyda çok yapıyor. Ceyda da hiç yemez. Yediğine de zayıf. Yediğine de benzemiyor. Öyle bakmayın vallahi bak. Boya çizmesi yiyor. Gelmeden önce bizim eve 4 ekmek alınırdı. Şu anda 8 ekmek alınır. Yani kötü taraflarını söyleyelim de yine siz bilirsiniz. Ceyda'nın sadece barbeyenin düdüklü de yapmıyor öğrenmesi lazım. Başka bir şey değil. Evet. Ceyda da tam tersine yemek yemesini hiç sevmez. Ceyda'nın annesinin babasının yanında ettiği laflara bakılırsa Murat abi bayağı gitgide Mehtap'a benziyor. Her ne kadar ben Mehtap gibi olmayacağım, ben onun iyiliğin içindeki iyiliği çıkaracağım dedikçe o kendi içerisinde kötülüğü çıkarıyor ama yanlış adama bulaşıyor. Bak ortağım dedim, can dedim, arkamdan vurdun ama bu işin yarını da var, unutma. Nereydin sen? Ben aslen İranlıyım Ünal amcam. Memleket Kars Kazman. Bizimkiler evet. Ankara'da işte. Ankara'da doğduk, büyüdük. Şu anda da İstanbul'dayım. Hı-hı. Aile Ankara'da yaşıyor. Ankara'da yaşıyor onlar. 2 gün önce de onlar burada. İran'la var mı bir bağlantı, Kars'tan bağlantı var mı? Hepsi gelmişler amcam. Yani zamanında aynen. Dede tarafı, dedeyle beraber kardeşleri, babamlar falan ailecek tutup Kars'a, Kazman'a yerleşiyorlar. Ondan sonra baba da evlenir evlenmez. Bizde zaten genetik mi anlamadım. Evlenen şehir değiştiriyor. Tamamen uzağa gurbete gidiyor. Ben de şu an aynı durumdayım. Eyvah. Yani evlenen gidiyorsa İzmir'e oradan girmeseydin keşke. İzmir'e alışamayacağım. O konuda ben de sıkıntı olacağını hiç düşünmüyorum ya. Burada Üsküplü abim var. Onu tanımıyorum. Bursa'lı kardeşim farklı var. Yerlerdesiniz. Hepiniz. Amerikalı kardeşim var. Yani İdo var burada. İdo muydu? İdo. Merhaba, tanıştığımıza memnun oldum. Sen uzlaşıyorsun benden, hadi bakalım. Yani önemli olan insan olabilmekte. Evet. İzmirli'yi tanır mısın İzmirli'yi? İzmirli'yi hiç tanımadım. Hiç tanımadım. Yani Ceyda bunun ilkiydi. Ve gerçekten de tanıyıp da en memnun olduğum insanlardan biri burada. Ya bu Adnan var ya çok inanılmaz değişik bir adam ya. Yani hani her anıyla mı bir insanı neşelendirir? Adama hanım köylü dedik, iç güveysi mi gideceksin dedik. Hemen konuyu değiştirdi. Bizimkiler zaten dedi hep dedi kadınların dedi memleketine gider yerleşirler. Adam oradan bile bir mizah yarattı yani. Ama hanım köylü olma Adnan. Sana böyle duruş daha iyi yakışır. Vallahi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen bunu tarlaya koysan sadece karın tokluğuna çalışırsın. Hiç de para vermene gerek yok yani. Tarlanın... Aç karnına çalıştıramazsın. 150 dönüm tarla var. Yani. Birini buna vereceğiz. Burada ekeceğiz yarısına. Olursa... Oh. Yansını vermez zaten. Oh. Yanına bir fırın kurar. Adam hep ağa olma peşindeydi. Yemin ederim şimdi ağa olacak. Ama Allah, önce hak edecek ama. Hak edebilir mi? Hak etmez mi? Tabii. Önemli olan o. 3 bin ağaç, 4 bin ağaç kiraz var. Klimaların. Vay maşallah. 1000 ağaç zeytin var. Oh maşallah. Bana da adam lazım zaten. Ha? Sen bunu ne yapacaksın abi? Bu 2 adam. Abi güzel ırgatlık yapıyormuş. Yapar, boyu da uzun abi. Ne olur abi işte. Zeytin. Merdivene çıkmadan. Evet, onu işte baktım boyan işte. biraz tuttum oradan ama. Boyama tuttum biraz ama. Hadi bakalım bir adım geçtik. Onu geçti. Bir adımı geçtik. Hadi bakalım. Onu geçti. Hayırlısı Allah'tan. Sonra öğlenleyinden kaçmasın. Ha? Bak ona dikkat edeceksin. Yo ben tabii. Önce iş. Tabii, İşi bitirdikten sonra yemek yerim. Yemeği severim ama... Ne? Şey getirdik biz, işçiler getirdik. Saat 10'da baktık şeye... lavaboya gideyim diye geldi, bir daha da gelmedi. Zor yani. Aynen, o da aynı. Ben aynı. Şey güzel de, şöyle dışarıdan belgeselden baktığın zaman kiraz ağaçlarına, zeytin ağaçlarına güzel duruyor da içine girdin mi çalışması zor. Evet, yemekten... Bakacağız. Ben sana bir şey söyleyeyim. Kaç bindi kiraz ağacı? 4000. Sen onu 2000 say, 2000'li yer o çünkü. Bir tane toplar, bir tane yer. Evet, iki tane yer, 5 tane yer, 2 tane toplar. Adnan nerede hani? Vallahi çocuklar yiyip kaçmış. Babacığım. Ceyna'nın babası bir ara tarlalardan bahsettiğinde Adnan'ın işte böyle bir kafası gözü döndü. Sanırım Adnan iç güvey olarak gidecek yani o aileye. Mutluluklar dilerim. Orada artık zeytin toplaya toplaya hayatını geçirir. Hiç saygılı değildi. Öyle şey yapmaz yani. Saygı da ama... Murat abi ne diyorsa tam tersini anlayın. Ben kafam karıştı şimdi. Ben televizyonda seyrettim, baktım. Ağır bireyler şimdi siz işi hiç öyle göründüğüne şimdi aldanmayın. Hiç. İşi bozdunuz şimdi siz. Sen yeter ki sen kısmetse olur. Düşlerin seni bulur. Sen yeter ki sen kısmetse olur. Kısmetse olur. Aşkı bulma.